Şimdi tüm bu gelişmeler yakından takip edilirken tabii İran, Esad, Rusya neler yapacak? Bunlar önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi yaptı ve gündemleri Suriye'ydi. Rusya kanadı görüşmenin Türk tarafının girişimiyle yapıldığını duyurdu. Muhalefetin Suriye politikasındaki eleştirileri vardı. O eleştirilere yanıt da AKP'den geldi. Suriye'de yıllardan sonra açığa çıkan çatışmanın ardından geldi kritik telefon görüşmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'deki son gelişmelere dair konuştu. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk tarafının girişimiyle görüşmenin yapıldığını açıkladı. Suriye'de barış sağlanmalıdır. Suriye'de oynadığınız her oyun dönüp Türkiye halklarını vuruyor. Bugün terör örgütleri arasında tercih yapanların Türk devletini sokmaya kalktıkları bu son patikanın sonu, dibi, akıbeti karanlıktır. Biz orada herhangi bir gruba karşı ya da herhangi bir devlete karşı bir pozisyon içerisinde bulunmuyoruz. Türkiye'nin meşru çıkarlarını ve milli güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için orada bulunmuyoruz. HTŞ öncülüğündeki muhaliflerle Esad güçleri arasında çatışma sürerken muhalefetten itiraz sesleri yükseldi. İktidar kanadıysa eleştirilere tepki gösterdi. Bugün Suriye bir terör örgütü pazarıdır. Parayı bastıran, silahı veren o örgütleri kendi lehine kullanabiliyor. Belli ki bugün Suriye'yi karıştıran el yarın Türkiye'ye de uzanacaktır. Türkiye'nin cumhuriyetinin komşu devleti ya da bölge devletini zayıflatmak üzere ya da güçlendirmek üzere orada bulunduğunun söylenmesi başlı başına bir basiretsizlik ve sorumsuzluktur. Suriye politikasını anlayabileniniz var mı? Suriye'de neler olup bitiyor diye sormayalım. Bu iktidarın kendine güvenmiyor ki biz bu iktidarın politikalarına güvenelim. Buradan sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, şimdi savaş vakti değil, diplomasi vakti. Rusya, İran, Amerika ve P5 ülkeleri temasa geçin. Suriye'de bir geçiş hükümeti kurulsun diye talepte bulunun.